Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 16 Nisan'da yapılacak yeni anayasa referandumu süreci nedeniyle belediye personeliyle toplantı yaptı. Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanların katıldığı toplantıda konuşan Başkan Genç, referandumun önemine dikkat çekerek Canik'te %85 evet oranıyla yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemine güçlü bir destek vermeyi hedeflediklerini söyledi. Arkadaşlar, Türkiye'de bir sistem dönüşümüne gidiyor. Bu sistem dönüşümünü ilk önce biz doğru anlamalıyız. İçimizde farklı düşünen arkadaşlarımız olabilir. Bakın, bu bir partinin görüşü falan değil. Yani bu bir AK Parti'nin görüşü olarak değil, bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşü olarak bir şeye gelmiyor. Önümüzde bu hepimizi ilgilendiren bir mesele olarak. Bir daha bu olaya böyle bakacağız. Gelişen dünyayı yakalamak ve onun önüne geçebilmek için daha çok koşmak zorundayız, daha çok hızlı hareket etmek zorundayız. Bu hızlılığı ancak bizim bu yeni sistemle birlikte gelecek. Arkadaşlar, o 5 yılda bir seçimler olacak falan, bunlara girmek istiyorum. Asıl meselesi şudur: millet direkt iktidar mı olacak, yoksa millet başkalarının vekaletiyle beraber iradesini mi gerçekleştirecek? Direkt iktidar olmak istiyorsa bu sistemler doğru. Direkt başkana yetki veriyor, direkt yasamada milletvekiline yetki veriyor. O verdiği yetkiyle 5 yıl sonra ister alıyor ister devam ettiriyor. Bunu birlikte yapacağız. Yani Türkiye kesin bir problem gözükmüyor. Bu referandumda evet çıkacak. Ama bu evetle en çok oy alan Samsun ilinin ilçeleri arasında Canik olsun istiyoruz. Bunu da inşallah birlikte yaparız.